Kendimi çok Lady Winterfell hissediyorum şu anda ama ne alakası var? Komple giyindikten sonra fark ettim Sansa'ya benzediğimi biraz. Çünkü daha önceden de benzetmiştim ve bence çok saçma çünkü Sansa'yı hiç sevmem. Neyse. Ali Rıza Bey gibi kaldı yani. Fillerin gelememesine üzüldüm bu arada ben de. HBO bütçesini diğer ejderhalara falan ayırmış olacak ki filler gelmedi. Merhaba ben Sevde. Bugün Game of Thrones 8. sezon 1. bölüm incelemesi yapacağım. Çünkü gerçekten dayanamadım. Çok fazla böyle video çekiliyor ve büyük ihtimalle benimki o deryanın arasında kaybolup gidecek. Ama dayanamadım ve dedim ki hayatımdaki herkese Game of Thrones'la ilgili konuşmaktansa burada birçok insana Game of Thrones'la ilgili konuşup tek seferde bunu bitireyim. Bu yüzden ben de bu deryanın içine katılma kararı aldım ve Game of Thrones'un 8. sezon bölümlerini inceleyen kişilerden biri de ben olacağım. Ve şu an artık 1. bölüm incelemesine başlıyorum çünkü gerçekten çatladım. Öncelikle 1. bölüm gerçekten tam tahmin edildiği gibi çok fazla karşılaşmaların olduğu, çok böyle keskin uçları olmayan, işte ne bileyim kavgalar, dövüşler vesaire olmayan, sadece çok böyle dostane bir şekilde karşılaşmaların olduğu ve ileriki bölümlerde ve aynı zamanda geçmiş sezonlara göndermeler yapan bir bölümdü. Dolayısıyla zaten bu bölümle ilgili benim çok fazla büyük bir beklentim yoktu. Yani bilmiyorum çok beklentiye girmek doğru olur muydu ilk bölümden. Çünkü yavaş yavaş böyle 2'den 3'ten sonra zaten o savaşları görmeye başlayacağımız belli bir şey. O yüzden şimdilik kendimi çok fazla yükseltmeden izledim. İyi ki de öyle yapmışım. Biraz birçok insanın beklentisinin altında kalabilecek bir bölümle karşı karşıyaydık bence. Şu an bölümü yeni izlediğim için aslında kafamda birçok şey parça parça ve çok düzgün bir sırayla anlatamayabilirim ama anlatmaya çalışacağım. 8. sezon 1. bölüm aslında 1. sezon 1. bölüme çok benziyordu ve birçok insan bunu fark etmiştir diye düşünüyorum. Birçok açıdan oraya göndermeler vardı. Çekim tekniklerinden, işte Bran ile Arya'nın durumuna kadar gerçekten çok 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 benziyordu. Ve bu benim bir açıdan aslında hoşuma gitti. Arya ile Jon Snow'un karşılaşmasını çok fazla bekledim. Yani sanırım 8. dakikada falan karşılaşmışlardır ama o bana böyle bir yıl gibi geldi. Çünkü Arya ile Jon Snow'un karşılaşması benim için böyle en heyecan verici şeydi. Çünkü en sevdiğim karakter Arya ve Jon Snow'dan çok haz etmesem de yine de karşılaşmalarını gerçekten çok istemiştim ve o karşılaştıkları an gerçekten kalpler eridi. Yani başka bütün bir bölüm boyunca böyle kalbimi eriten başka bir detay gerçekten yok. Jon'un ejderhaya binmesi bile hiç umurumda değil. Ve onun da bu arada gerçekten hiç altının doldurulmadığını düşünüyorum. Yani hani ejderha ya bu hani çok doğal bir şey değil. Ata binmiyorsun sen ya. Bunun bir altını azıcık doldurun. Dany hiç şaşırmıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Yani sadece Jon'un şaşkın ifadesi var ve adam zaten sürekli şaşkın bakan bir adam. Yani onu da hiçbir şekilde yaşayamadık ve bana çok saçma geldi. O çok böyle gereksiz bir şekilde bir romantizm yaşadılar. Zaten romantizmden hiç haz etmiyorum. Hele ki Game of Thrones gibi bir dizinin içinde en son görmek istediğim şey romantizmdi. Yani orada gerçekten benim içim şişti. Hele ki o Jon'un karesiyle öpüşürken arkadan ejderhaya baktığı sahne. Yani daha kötü bir sahne gerçekten düşünemiyorum. Evet komikti ama gerek var mıydı bilmiyorum. Onun dışında bütün bir bölümün genelinde aslında seyirciyi güldürme ve böyle 2 yıllık aradan sonra diziye tekrar bir ısındırma, işte karakter özlemlerini giderme amacı gütmüş bir bölümdü. Bu çok belliydi. Genel olarak aslında özlediğimiz karakterlerin birçoğunu gördük ve en çok Jamie'yi aradı benim gözüm. Yani dizinin son sahnesinde geldiği için kendisi bayağı bir böyle Jamie ne zaman gelecek, Jamie nereden çıkıp gelecek, Bran şu anda kimi bekliyor, neden bu burada böyle oturuyor diye düşünüp durdum. Çünkü Bran o kadar uzunca bir süre o Winterfell'in ortasında oturdu ki hani adamı oraya bıraktınız, o da hareket edemediği için orada kaldı falan diye düşündük. Yani o kadar gereksiz geldi onun orada o şekilde bekliyor olması. Tabii ki mantığının farkındayım ama sürekli olarak Bran'ı orada otururken görmek bana çok hoş gelmedi. Yani bilmiyorum. Jon ile Daenerys geldiği zaman aslında oradaki Winterfell halkı ve aslında bütün Kuzey halkı Daenerys'i hiçbir şekilde hoş karşılamadı ve bu bence çok gerçekçiydi. Yani birçok insan aslında Jon'un doğru şeyi yaptığını ve bu yüzden halkın tepkisinin yanlış olduğunu düşünmüş olabilir. Fakat bence gerçekten öyle olması gerek yok. Çünkü Kuzey bir anda böyle Daenerys'i "Oley tamam bizim Queen'imiz sensin" diye arasına alacak mentalitede bir yapıda değil. Dolayısıyla tabii ki o insanların Daenerys'i çok iyi karşılamamış olması bana çok doğal geldi. Aynı şekilde Sansa'nın tepkisini de aslında bir derece haklı buldum ki zaten en son 7. sezonun son bölümünde Sansa benim gözüme girmişti. O ana kadar Sansa'dan nefret ediyordum.
Şu anda bu bölümde de yine Sansa gayet gözümde iyi bir karakter olarak kendini sürdürüyor. Gayet zeki bir karakter. Uzunca bir zaman gerçekten aptal gibi davranıp daha sonrasında nasıl böyle bir zekasını toparladı bilmiyorum ama gerçekten Sansa'yı ben de şu an beğeniyorum ve Daenerys'e karşı olan tavrını aslında evet bir derece fazla bulsam da doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Arya ile Jon'un karşılaşmasında da Arya'nın Sansa'yı koruyacak bir şekilde konuşması ve asıl ailenin biz olduğumuzu sakın unutma gibi bir ifade kullanması bence gelecekteki bölümlerde hatırlanacak bir ifadeydi. Yani gelecekte öyle bir şey olacak ki Jon tekrardan o Arya ile konuşmasını hatırlamak zorunda kalacak ve hatırlatılmak zorunda kalacak. Bu çok belliydi. Aslında dizinin bu birinci bölümü boyunca ileride hatırlamamız gereken bazı şeyler olacağı çok çok belliydi. Yine ileriki bölümlerde karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek olan olaylardan biri de aslında Cersei ile Euron arasındaki olaydı. Cersei Euron'la hiçbir şekilde yatmayacak gibi davrandı. Kraliçeyi istiyorsan eğer onu kazanmalısın deyip bir dakika sonra 180 derecelik bir dönüşle Euron'la yattı ve bu demek oluyor ki Cersei ya karnındaki bebeği Euron'danmış gibi göstermeye çalışacak ileriki günlerde ya da Cersei şu anda çocuğunu düşürdü ve tekrardan Euron'dan hamile kalacak vesaire. Yani öyle bir şey olması gerekiyor. Aslında Cersei'nin şarap içmesiyle ilgili birçok insan şey demişti. Büyük ihtimalle bebeğini düşürdü o yüzden şarap içiyor. Çünkü daha öncesinde şarap içmeyi reddetmişti hamile olduğu için. Şu an neden şarap içiyor gerçekten bilmiyorum ama Euron'la arasındaki muhabbetin kesinlikle Cersei'nin lehine olacak bir şeye çevrilmek üzere yapıldığı çok çok belliydi. Yoksa aksi takdirde neden durduk yere 180 derecelik bir dönüş yapıp Euron'la yatmaya karar versin? Cersei bu zamana kadar bütün intikamlarını çok başarıyla almış bir karakter olduğu için ve aslında bütün hareketlerin arka planında kötü bir niyet yattığı için kesinlikle ama kesinlikle bunun karşımıza çıkacağına eminim. Kuzey halkının Daenerys'e olan tepkisi aslında dediğim gibi bir derece anlaşılabilirdi ama Lady Mormont'un durduk yere sürekli bilmiş bilmiş çıkması nedir yani? Hiç mi böyle çekinmiyorsun? Orada gelmiş, King'in gelmiş, Queen'in gelmiş vesaire. Hani orada direkt çıkıp ondan sonra biz seni işte King in the North ilan etmiştik. Sen nasıl ona diz çöküp gelirsin? Yani bunu söyleyecek insanın ben açıkçası öyle 11-12 yaşında bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. O çocuğun da çıkışları artık hoşuma gitmiyor. İlk etapta her ne kadar beğenmiş olsak da şu anda gerçekten bu dizinin bu kadar beklediğimiz birinci bölümünde, 8. sezon birinci bölümünde bunu görmek ne bileyim yani çok hoşuma gitmedi. Onun dışında Arya ile Gendry'nin flörtleşmesi biraz tatlı geldi. Çünkü artık Arya'nın büyüdüğünü tamamen bize kabullendirdiler gibi hissediyorum. Artık 8. sezon gelmiş ve Arya gerçekten çok 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 önemli bir karakter. Birileriyle flörtleşebiliyor olması hala demek ki içinde bir insan var dedirtiyor ki Arya en sevdiğim karakter. Bunu sürekli söyleyeceğim. Yine en güzel karşılaşmalardan biri de Arya ile Taz'ı karşılaşmasıydı. Gerçekten o da biraz böyle kalpleri ısıtan bir karşılaşmaydı ve artık aralarında daha fazla husumet olmayacağı gibi bir izlenim bıraktı. Aynı şekilde Sansa ile Tyrion arasındaki karşılaşma da bence gayet iyiydi. Özellikle aralarında geçen diyalog ve Sansa'nın artık bir zekasını ortaya koyması ve Tyrion'ın Cersei ile ilgili aydınlatması çok çok iyi düşünülmüştü. Jon ile Daenerys arasındaki ilişkiyi aslında bu kadar yakından görmek de benim hoşuma gitti. Çünkü daha öncesinde sürekli olarak birbirlerine yakıştırılıyorlardı ve başka insanlar onlarla ilgili olarak böyle yakıştıklarını ve bir ilişki içerisinde olabileceklerini söylüyordu. En son tamam bir ilişki içerisine girmişlerdi ama bu kadar böyle yakından bir aşk yaşıyor olmalarını gerçekten böyle kameranın önünde görmek benim hoşuma gitti. Fakat dediğim gibi romantik sahnelerden hoşlanmadım. Yine de onların birlikteliğinin bu kadar açık ve herkesçe bilinen bir halde devam ediyor olması bence gayet güzeldi. Sam'le Daenerys karşılaşması da yine aynı şekilde aslında İçimizi biraz böyle acıtan bir karşılaşma oldu. Çünkü Sam'in acısı orada gerçekten çok gerçekçiydi. Daenerys ona direkt böyle suratına pat diye ben senin babanı da öldürdüm, kardeşini de öldürdüm, ailen gitti, yok artık. Bunu direkt söylemesi ve Sam'in orada böyle bir dudağının bükülmesi, böyle bir çok kötü duygusal bir acı yaşaması ve daha sonrasında çok nazikçe ortamı terk edip ardından Bran'le karşılaşması gerçekten güzel bir sahneydi. Sonrasında Bran'in Jon'a gerçeği söyle çünkü o sadece seni dinleyecek deyip Sam'i yolladığı an orada artık dedim tamam yani bu bölümde beklediğimiz büyük olay gerçekleşmek üzere. Ve Sam ardından Jon'a o mezarlıkta kim olduğunu, aslında babasının kim olduğunu ve Jon'un gerçekten kim olduğunu söyledi. Daha sonrasında ne olacak bilmiyorum ama Jon artık gerçekten bir Targaryen olduğunu biliyor. Ve bunun ardından artık Daenerys'le aralarında nasıl bir dinamik olacak gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle onların arasında bir gerginlik olacak gibi görünüyor. Çünkü Daenerys gerçekten tahtla ve
kendinin queen olmasıyla kafayı bozmuş bir karakter. Sansa ile ilgili olarak da yine aynı şekilde ben onun queen'iyim, hani bana saygı duymak zorunda falan gibi bir şey söylediği için Jon'a. Oradan anlıyoruz ki Daenerys fazlasıyla can sıkıcı bir karakter olmaya başlıyor. Jon da artık kim olduğunu bildiğine göre ortalık karışacak gibi görünüyor. Bilmiyorum, Jon'un gerçekten Targaryen olduğunu nasıl kanıtlayacaklar onu da merak ediyorum. Yani yanıyor mu diye mi bakacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Jon'un bindiği ejderhanın Rhaegar olması da yine aynı şekilde güzel bir detaydı diye düşünüyorum. Ardından değinmek istediğim konu ise Jaime ile Bran arasındaki diyalog. Bran bütün bir dizi boyunca orada kötürüm bir şekilde oturup eski bir dostumu bekliyorum dedi ve ardından Jaime geldi. O eski dostun Jaime olacağını açıkçası ben son ana kadar gerçekten düşünmemiştim. Sadece sürekli olarak Jaime nerede acaba diye düşünüyordum. Ve Jaime geldiğinde böyle bir baktı. Bu yıllar önce kuleden attığım çocuk olamaz falan gibi bir bakışı vardı adamın suratında. Daha sonrasında ne olacak? Nasıl bir yere varacak o eski dostunu bekliyor olma muhabbeti? Merak ediyorum. Yine aynı şekilde aslında Night King'i nasıl yenecekleri ve Night King'in bıraktığı bu mesajı nasıl çözecekleri de büyük ihtimalle Bran ve Sam'in elinden geçecek gibi görünüyor. Çünkü Night King sürekli arkasında aynı işareti bırakıyor ve bu işaretin ne anlama geldiği, neden bu şekilde olduğu ve Night King'in nasıl yenileceğiyle ilgili olarak gerçekten böyle zeka gerektiren, görü gerektiren bazı şeyler yapılması lazım. Bunu da ancak Bran ile Sam yapabilir diye düşünüyorum. Bu bölümde olan önemli olaylardan biri de aslında Cersei'nin Bronn'a verdiği görevdi. Cersei, Bronn'u aslında Tyrion'la Jaime'yi öldürmesi için görevlendirdi ve tam olarak Bronn bu görevi yerine getirecek mi? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü Jaime ile ve Tyrion'un arasındaki olan bağ belli. Gidip acaba onları öldürüyormuş taklidi mi yapacak? Bir şey atacak da ıskalayacak mı? Yoksa gerçekten öldürmeye çalışacak mı? Cersei'nin tarafında kalmaya devam mı edecek? İleriki bölümlerde nasıl ortalığı karıştıracağını merak ediyorum. Zaten Bronn'u oynayan oyuncu da şey demiş. İleriki bölümlerde benden çok hoşlanmayacaksınız demiş. O yüzden ortalığı bayağı karıştıracağını düşünüyorum onun da. Onun dışında şöyle bir toparlamak gerekirse, çünkü gerçekten çok dağınık anlattığımın farkındayım. Bir anda bir şeyi anlatırken o karakterle ilgili başka bir şey geliyor aklıma, oradan oraya atlıyorum falan ve büyük ihtimalle anlatmak istediğim birçok şeyi de komple hiç anlatmamış olabilirim. Ama bu bölümde en sevdiğim şey genel olarak aslında Jon'la Arya'nın karşılaşması, yine Jaime ile Bran'ın karşılaşması, çünkü ne olacağını bilmiyorum ve Jon'un gerçeği öğrenmesiydi sanırım. Aslında bunların dışında en çok beğendiğim bir sahne daha var ki o da Tormund'un mavi gözlü olmasıydı. Yani çok güldüm. Tekrar tekrar oraya dönüp dönüp izledim ve gerçekten bütün Game of Thrones sahneleri arasında en sevdiğim sahne olmuş olabilir. Çok saçma ama gerçekten bence aşırı derecede komikti. Bunun dışında sanırım şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Önümüzdeki bölümlerde ne olacağını merak ediyorum. Özellikle Ölüler Ordusu'na geçmiş olan ejderhaya ne olacak onu çok çok merak ediyorum. Ha bir de şu an aklıma şöyle bir şey geldi. Hemen onu söyleyip bitireceğim. Yara'nın kendi memleketine Daenerys için gitmesi ve orayı aslında Ölüler Ordusu'nun ulaşamayacağı bir yer olarak düşünmesi aklıma direkt olarak ejderhayı getirdi. Çünkü Ölüler Ordusu'nun artık bir ejderhası var ve denizi bu şekilde aşmayı başarabilirler diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz endişeliyim ve o konuda ne olacak gerçekten merak ediyorum. Benim Game of Thrones 8. sezon 1. bölüm incelemem bu şekildeydi. Çok dağınık oldu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten diziyi ancak izleyebildim ve içimde böyle bir patlamalar oldu. Hemen kameranın karşısına geçince çok toparlayamadım sanırım. Benim gözümden kaçan bir şeyler varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.